biliyor. Bu pseudokisti çok önemsediniz. Tedavisini de herhalde konuşmak isteyeceksinizdir. Nasıl evet. tedavi ediliyor? Pseudokist pankreas, akut pankreatitlerde... Aslında hocam görüntüler varmış. Sizin görüntüleriniz. Evet. Orada konuşabiliriz arzu ederseniz. Tamam. Ya, evet. Buyurun. Daha güzel olur. Peki. Evet. Pseudokist pankreasın... Bir taraftan nerede olduğumuzu da söyleyelim. Şu anda evet, nereyi görüyoruz? Burada mide ve 12 parmak bağırsağındayız. Bakın kistin 15-20 santimlik, 20-25 santimlik bir kist midenin arkasında pankreas yerleştiği için burası da 12 parmak bağırsağı. Bakın yuvarlak bir baskı yapıyor. Yuvarlak olması gerekirken baskı olduğu için şu şekilde görüyoruz. Hmm. Hastalarda şiddetli ağrı, yediklerinde de kusma gelişiyor. Mide çıkış obstrüksiyonu, yani bir şey su verdiğinizde bile hasta bunu kusuyor. Bağırsağa geçemiyor. Bu tür hastalar eski dönemlerde cerrahiyle tedavi edilirdi ama cerrahinin ölüme yol açma ihtimali yüksek. Sonrasında laparoskopik cerrahiler devreye girdi ancak endoskopinin yaygın uygulanmasıyla bu işlem daha revaçta oldu. Burada ne yapıyoruz? Hastanın filmlerini gördükten sonra endoskopla giriyoruz. Midesine bası yapmış kisti görüp bakın ince bir kateterle ERCP dediğimiz. Şu anda midenin içinde miyiz? Midenin içindeyiz. Midenin arkasını delip kistin içine girdik. Bu 20 santim. Ağızdan kistin. Girdiniz. Ağızdan girdik. Mideye baskı yapan şiştiği gördünüz. Oraya bir midenin içinden delik açtınız öyle mi? Evet, midenin arkasından delik açtık. Mideyi delerek kistin içine girdik. Kistin bir kısmını işlem anında aspir ettik. Yaklaşık 700 1 litre civarında olur ortalama ama 7 litre sıvı aspir ettiğimiz hasta olmuştu. 7 litre. Çok kötü evet. Hasta nefes alamıyordu, genç bir hasta. 7,5 litre aspir ettik. Hocam, o arada da serumlar açık tabii hızlı gidiyor. Bu yöntem şu anlatırken çok bakın, güzel anlatıyoruz. Kolay anlatıyoruz. Hocam, evet. Bunu sizden başka yapan var mı? Bugün itibariyle var. Artık bugün itibariyle. Türkiye'de. Yani ama herhalde en fazla yapan en erken. İlk başlayan 2000 yılında başladık. 2000 yılından beri. Genelde eski sistemde plastik stent takılır. 3 milim kalınlıktadır. Bakın taktık. Şu anda sıvıyı göreceksiniz. Kirli sıvı bakın böyle kül suyu gibi pankreasın sıvısı. Bakın evet, akıyor. Yani o arkada birikmiş sıvı mide içine akıyor. Bu akmayla birlikte oradaki sıvı azalıyor. Ama asıl bizim pseudokistlerde aslında nekroz dokusu içeriyor. Yani pankreas demiştik ya çürüyor. Balçık dokusu gibi böyle dokunmakla gelmeyen ameliyatta bizim kaşıkla temizlediğimiz bir doku. Biz bunu gene endoskopla da yapabiliyoruz. Plastik stent takmayla değil mide duvarını bakın deldik sıvı fışkırmaya başladı. Daha evet. sonra evet. tekrar kateterimizle girip bunu açık ameliyatta yapılan yöntem gibi 3 santim civarında kesiyoruz. O arkadaki deliği minik delik değil 3 santimlik açık. Bu sizin yaptığınız yöntem olmasa bunu yapamayan bir merkezdeyse eğer hasta o takdirde açık ameliyatla mı bunu yapıyorlar? Açık ya da laparoskopik ameliyat yapılabilir. Bir de radyolojik olarak midenin içine girmeden bir kateterle girilip sıvı boşaltılabilir. Ama bu önerilmeyen bir yöntem çünkü sıvının kalıcı iyileşmesine faydası olmuyor. Akut dönemde sıvıyı aldığı için iştirak devam edeceğinden o hastada nüks oluyor. Tekrarlıyor yani. Tekrarlıyor. Uzun süre akmalar oluyor. Ya da çekildiğinde tekrar sıvı birikiyor. Yani açık ameliyat, laparoskopik, radyolojik yöntemle yapılabilir. Bakın şöyle demin demiştim. Mideyi deldik. Midenin arkasına geçtik. Bakın şu çürümüş nekroz simsiyah dokuyu. Bu pankreas. Bunun tehlikesi şu. Pankreasın bulunduğu bölge ana damarların geçtiği bölge. Bu pankreas kendini eritirken ana damarlarda bazen bir erimeye yol açıp ya da bu nekroz dokusu alınmadığında burada iltihabi bir hadise geliştiğinde o damarları erode edebiliyor. Yani damarı örseleyip anında damar açıldığında bu hastalar hızlıca ölüme gider. Yani en büyük damarlar vücuda kan taşıyan o koca koca damarlar patladığı takdirde zaten insanın hayatta kalması. Ameliyathaneye yetiştirmek çok zor. Çok bakın zor. Balçık dokusu gibi. Yani bir çamur dokusu gibi. Çamur aynı öyle. Çamur dokusu gibi. İlk girdiğimizde bazen bunu yakalayıp çekmek zor oluyor. O zaman hastaları bu haliyle bırakıp ananas suyu içiriyoruz. Hı hı. Asist veriyoruz ki bu şeyin içine girsin. 2 gün sonra tekrar, 3 gün sonra tekrar işleme aldığımızda o doku kendini parçalamış. Ve ağır ağır oradan mideye düşmeye çalışıyor. Ama ananas suyu niye? Portakal suyu olmaz mı? Ananas şimdi suyu herhalde çok evet. faydalı. Yani ben kola da veriyorum, diyet kola.
Sebebi dokunun arasındaki boşluklara girip karbondioksit gazı oluşturarak parçalanma. Hmm. Yani o blok doku, çürümüş blok dokunun arasına girdiği için küçük parçalanma yapıyor. Evet. Sebebi bu. Bakın deliğimizi görüyorsunuz. Midenin içindeyiz. Pankreasın arkasındaki demin tutamadığımız doku kanalın ağzını tıkamıştı. Biz ne yapıyoruz? Girip o delikten yakalayıcılarımızla çekip mideye alıyoruz bunu. Girip mideye alıyoruz. Bunlar genel anestezi altında değil. Sedasyonla. Hasta yaparken hastanın gözleri açık ya da sakin uyuyor. Bakın evet, arka tarafa girmişiz. Temiz hale gelmiş. Temizlenmiş şu anda. Evet, az miktarda var. Gene hala bir doku var. Onları da tek tek çekiyoruz. Biraz meşakkatli bir işlem. Hekim açısından bayağı uğraştırıcı bir şey. Evet, ERCP dediğimiz işlem 10 dakika dedik ama bu işlemimizin şu drenaj aşaması 10 dakika değil. Stenti takmak 10 dakika. O plastik stenti ama bu şekilde yapmak 1,5 saati bulabiliyor. Hmm. Ve birkaç kere de temizlemede birinci de bitirememişsek ikinci ve bazen üçüncü işlemde gerekebiliyor. Dolayısıyla bu yöntemde anestezi, genel anestezi verilmemesi 1,5 saat süreceğine göre büyük bir avantaj. Yani diğer yöntemlerde genel anestezi genellikle vermek gerekecektir. 1,5 saat anestezi almakla hastanın bilincinin açık olarak yapılması çok büyük fark tabii ki. Pankreatitin ve komplikasyonu hasta için ciddi travma. Demin demiştik bu travma ilgisizken akciğerde yetmezlik, böbrekte karaciğerde yetmezlik yapıyor. Bakın temizlenmiş haliydi. Son dönemde bir yöntem popüler olmaya başladı. İlk planladığımda bir etik kurulu onayı şu bu alalım mı almayalım mı diye metastent takma şeyindeydik. Fakat Almanya'dan bir 3 hastalık bir seri yayınlanınca etik kurulu onayı almadan biz de yaptık. Gene aynı şekilde mideyi deliyoruz kistin olduğu bölgeye. Büyük bir kesi yapmıyoruz. Metastent dediğimiz, çünkü bu kesmede de bir sıkıntı, mide şiş olduğunda 3 santim kestiğimizde kist kapanınca mide dokusu, mukozası ağırsız bir dokudur. Hemen iyileşir, kapatır orayı. Hmm. Kapanma olabilir. Onun için stent, metastentler hafızalı olduğu için tıkanmıyor. Buraya metastent uygulamaya başladık. Açıklık daha fazla olsun, ikincil, üçüncül şeylerimiz azalsın diye. O da bunun uygulaması. Bu şekilde hasta mideyi şifa geldik. Bulup olayın tamamen bitmesi söz konusu olabiliyor mu? Evet. Tamamen şifa. Evet. Tekrarlamadan. Sadece sıvı varsa bu yöntemle birinci haftada hastanın işi bitiyor. Birinci haftada stentini çekiyoruz. Çok ama güzel. Ama nekroz dokusu varsa 2 haftalık periyoda yayılabiliyor. 2 hafta bile çok kısa sayılır böyle bir önemli hastalıkta. Bakın midenin arkasını deldik, kistin içine bir metastent yerleştirdik. Balonla onu genişlettik. Sonra tekrar ERCP aleti değil düz endoskopla onun içine girip stentin içinden arkaya girip o nekroz dokularını dışarı çekmeyi göstereceğiz. Ne yaptınız hocam? Evet, şimdi o bir kabardı, bu balon mu? Balon stenti şişiriyor. Ha. Açıklığını 2 santime getiriyor. 2 santim olduğu için bakın o stentin içine girdiğimizde pankreas bölgesi bakın nekroz dokuları gene. İçeride. Ölü dokular. Bunlar içeride kaldığı sürece bir uyarı yaparlar. Stent sonuçları birinci haftada ya da ikinci haftada bu stenti çekiyoruz.